Geçmiş olsun. Olayı duyunca çok üzüldüm. Hayatını kurtardığınız çocuk sizi arkadan vurmuş. İlk görüşmemizde size bir suçlunun suçunda toplumun daima aksayan kusurlu bir tarafı vardır demiştim. Yakalanan 3 tır kamyonunda 40 milyon lira değerinde elektronik alet ele geçirilmiş ve çıkan çatışmada 2 polis memuru ağır yaralanmıştır. Hay Allah kahretsin. Bu habere kaçakçı ağaları gülerken polis aileleri de kan ağlıyor. Bu haberler benim de yüreğimi kaldırıyor oğlum. Ben de polis anasıyım ne de olsa. Ben savcıyım anne, daha az tehlike içindeyim. Asıl namlunun ucunda olanlar polis arkadaşlarımız. Allah hepinizi korusun evladım, gece gündüz dua ediyorum. Yeter anneciğim, hepsini ben mi yiyeceğim bunun? Yersin, yersin. Ete doymazsın sen. Küçüklüğünde de bayılırdın. Küçüklüğüm. Hep kırık dökük hayaller gibi anne. Bir tek babamın cenazesinden dönüşümüzü olduğu gibi hatırlıyorum. 7 yaşındaydın. O sene okula başladın zaten. Abim de o günlerde evden kaçmıştı değil mi? Kaçtı deme oğlum. Ayrıldı de. Sen zaten senelerdir böylesin. Abime laf söyletmezsin bilirim. Ama ben kızıyorum anne. Seni üzdüğü için tabii. Acaba şimdi nerede? Sağ mı? İyi mi? Hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şey. Kütüphane sorununu bir dereceye kadar çözümledim sayılır. Belki de en kolayı buydu. Ama Sayın Bakan iştenlikle ilgilendi. Seninle mi? Hayır, sorunlarınızla. Sizin önerilerinizi sundum ben. Bu açıdan düşünürseniz ilgilendiği sizsiniz. Hem neden bu kavga? Nasıl? Dünya ile ve kendinizle kavga halindesiniz. Ne araştırıyorsun sen? Kimliğimi öğrendin. Suçlarımı, yaşamımı ezberledin. Sözünde de durdun, geldin. Sen. Senin için geldim. Babasının bir tanesi. Vay halim!
Halil kardeş. Selam Davut. Geçmiş olsun. Ya o insan aramaz mı? Eski arkadaşız biz. Sen köşeyi dönmüşsün. Yok ya, araba patronun. Fabrikaları falan var. Beni de bütün işçilerden çok sever. Senin işler nasıl? İşsizim. Sen? Ben. Ne diyorsun ya, senin gibi adam işsiz kalır mı? Bildiğin gibi değilim artık. Dürüst bir işte çalışmak istiyorum. Dur biraz. İyi olacak, hastanın doktor ayağına gelirmiş. Fabrikada çalış. Patron beni kırmaz. Hemen ustabaşı olursun. Dürüst bir iş dedim, unutma. Ayıp etti. Oldu bitti. Yarın başlarsın. Nereden alayım seni? Bak, evim şurası, buradan alırsın. Oldu. Hadi eyvallah. Ustabaşı koca Halil. Haydi başlayalım. Sen fabrikada işçil, yağ pas içinde. Akşam paydos düdüğünü bekliyorsun. Sonra da tıklım tıklım halk otobüsü. Elinde de sefer tası. Devam edin, eğlenin. Bir de aç ayı oynamaz derler. Hem açsınız, hem de oynuyorsunuz. Hakkımızı alıncaya kadar çalışmayacağız. Ne hakkı ulan? Paranızı çatır çatır almıyor musunuz? Kuru ekmek yiyecek kadar. Sen patronun köpeğisin Davut. Bizleri anlayamazsın. Hiçbir zaman da anlayamayacaksın. Son defa soruyorum. Çalışacak mısınız? Hayır, çalışmayacağız. Hakkımızı alıncaya kadar çalışmayacağız. Çalışmayacağız arkadaşlar. Çalışmayacağız. Çalışmayacağız. Ne demek bu? Alayı nankör bunların. Patrona karşı geldiler, çalışmıyorlar. Bu yaptığın haksızlık. Onlarınki ekmek davası. Buna nasıl mani olursun? Sen karışma. Şimdi ben hallederim.